Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ve hayırlı bir pazar günü diliyoruz. Niye pazar dedim arkadaşlar? Önce bir tarih ve mekan belirlemesi yapalım. Tarih 28 Temmuz pazar. Dolayısıyla ilk sohbetimizi pazarın ilk sohbetini gerçekleştiriyoruz. Bu şu anlama geliyor. Demek ki 2 ve 3. sohbetleri de yapacağız. Bugünü de bereketli günlerden kabul edelim. Aslında arkadaşlar çok önemli konular var. Sizlerle paylaşmak istediğimiz, üzerinde durup konuşmak istediğimiz çok önemli konular var. Çünkü bu konuşmak istediğimiz konular önümüzdeki haftalarda, aylarda sürekli karşımıza çıkacak. Birileri Galatasaray'ı köşeye sıkıştırma adına, şimdiden yeni yeni algılar oluşturma adına hiç boş durmuyorlar değerli kardeşlerimiz. Sürekli bir oradan bir buradan, ki biliyorsunuz 18'e 1 durumu var. Yani Kulüpler Birliği'nde 19 takımın 18'i bir araya geldi. Sadece karşı tarafta bir Galatasaray var. Hal böyle olunca, ki ondan sonraki gelişmelere baktık arkadaşlar. Ah ne yanar döner insanlar var. Ne orası burası oynayan insanlar var. Hani bir insan bazı şeyleri çok diline dolar da sürekli karşı tarafa çamur atma adına söylerse aslında o söylediklerinin baş kahramanının kendisi olduğu ve her şeyi kendisinin yaptığı bir gerçektir arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi bizim kimin ne fırıldaklar çevirdiğini, neler yaptığını, ne hatlar yediklerini, kimlerin karşısında olup da sonra onların hemen kayığına binmek için ne taklalar attığını sizler de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi çok önemli konular var. Şu anda hiç şüphesiz inanın bana, en az yarım saat 40 dakika hiç susmadan durmadan sizlerle paylaşacağım 8-10 tane konu var. Ama tabii korkmayın, hepsini anlatacak değilim tabii. Bunların içerisinden eleme yapacağım ve en önemlilerini anlatacağım. Bir defa arkadaşlar Parma maçıyla başlamak istiyorum. Şimdi Galatasaray biliyorsunuz İtalya'nın hakikaten köklü bir geçmişi olan Parma takımıyla son hazırlık maçını Avusturya'da oynadı. Bu arada arkadaşlar her zaman olduğu gibi artık alışkanlığımız haline gelen çaylı muhabbetler. Dolayısıyla çay fincanımız yine elimizde. Ne yapalım? Gün pazar, rahat, ofis ortamımızda değiliz. Burada oluşturduğum daha kolay, daha rahat sohbetlerimi yapabildiğim ortamdan arkadaşlar. Tabii ki elimizde çayımızla ya da suyumuzla sohbetlerimizi sıkıntı olmadan gerçekleştirmek istiyoruz. Arkadaşlar, Parma maçı dedim. Evet, Parma maçıyla ilgili ama önce bir fırt. Parma maçıyla ilgili sizlere anlatacaklarım çok önemli. Lütfen bu gerçeği görün ve ona göre yorumlarınızı, paylaşımlarınızı yapın değerli kardeşlerimiz. Ulemalar var, çok bilenler var, ahkam kesen yorumcular var. Galatasaray hakkında böyle kelli felli tipler yorumlar yapıyorlar. Bir defa şurada anlaşalım. Bakın bu yorumcu geçinenler, Galatasaray hakkında atıp tutanlar. Arkadaşlar araştırın, bakın bunların kim olduklarını araştırın. Çok basit, bunların kim olduğunu, hangi düşünceler peşinde koştuklarını, bunların niyetlerini hemen anlarsınız. Bunlar iki gruba ayrılıyorlar. Aslında işte yorumcuymuş, tarafsızmış vesaireymiş gibi sürekli Galatasaray'a çakan tipler var. Çaktırmadan inceden inceye Galatasaray'a öyle vuranlar var, öyle sallayanlar var ki ben onların tabii kim olduklarını, ne olduklarını biliyorum. Onların değişmeleri Galatasaray'ı böyle tarafsız değerlendirecek, bırakın Galatasaray'ın yanında yer almayı, tarafsız değerlendirecek öyle hiçbir özelliklerin olmadığını biliyorum. Sürekli oradan buradan sinsice, puşça,
ahlaksızca, kalleşçe Galatasaray'a çakarlar. Galatasaray'ın oyuncularını değersiz hale getirmeye çalışırlar. Birilerinin değirmenine sürekli su taşırlar. Ondan sonra da ben bunları arkadaşlar televizyonlarda program yaptığım dönemlerde biliyorum. Bakın dönemlerden biliyorum. Fox'ta uzun süre program yaptım. İşte o dönemin pek çok bilinen isimleriyle, hatta bazıları hala televizyonlarda program yapıyorlar tabii. Oranın arkadaşlar program yapanları, program hazırlayanları hep şu düşünce içerisindeydi ya da öyle davranırlardı. Programa gireceğiz. Diyelim ki Fenerbahçe ile ilgili işte hazırlanmış bir takım bantlar var. Belirli konular var. Malum şu anda program yapan o tiplerin bazıları bile arkadaşlar, bir ara verelim. Arkadaşlar genelde benim program yaptığım sıralarda telefonum çalıyorsa ve ben de o telefona bakıyor isem mutlaka ve mutlaka sizleri, bizleri, hepimizi ilgilendiren önemli bilgiler geliyor demektir bana. Nitekim Galatasaray'ın transferleriyle ilgili çeşitli kaynaklardan tabii kesin olmayan bilgiler geliyor. Bazısı işte merak ettiği için soruyor. Bazısı diyor ki abi şöyle bir gelişme var, şu oldu bu oldu diyor. Ki bu da onlardan biri arkadaşlar. Evet güzel gelişmeler var, olacak. Ama hiç unutmayın ki her işte bir hayır vardır sözünü de hiç aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü özellikle Parma maçında ki Parma maçının başka bir kilit ve sihirli yönü var. Onu zaten anlatacağım size. Ama Parma maçında da bazı gördüğümüz gerçekler yok değil. Onları da paylaşacağız. Şimdi evet ne diyorduk arkadaşlar? Galatasaray'a çakmak için, vurmak için. Galatasaray'ın yarınlarını farklı yönlere çekerek arkadaşlar, geleceğini farklı yönlere çekerek, gerçek dışı saçma sapan görüşlerle, bakın işte birileri ne diyor sürekli, neler anlatıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan arkadaşlar hala Galatasaray'la uğraşıyorlar. Efendim geçmiş dönemdeki federasyon olsaymış Galatasaray'ı ittirirmiş ama bu federasyon ittirmeyecekmiş. Yani bunlar tesadüfen aldıkları, hakemle aldıkları bir galibiyet, hakemle Galatasaray önünde fark yemekten kurtuldukları maçları unutarak arkadaşlar, utanmadan, sıkılmadan hala laf salatası yapmaya devam ediyorlar. Neymiş efendim? Galatasaray'ı yenmişler 10 kişiyle de, bilmem ne olmuş da, mış mış gerçek şampiyonlarmış. Hadi lan oradan derler adama. Kime bunu yutturursunuz bilemem ama gerçek Galatasaraylılar, gerçeği görenler bunu kabul etmezler. Galatasaray kötü oynamış, iyi oynamış. O ayrı dava. Senin attığın gol Arda kardeşlerin sana ikramıdır. Orada kaleciye %1 milyon faul var. O var, bu var. Geç onları. Biz onları yemeyiz. İlk maç, karşıdaki maç, o dijikumudur ne kalsa elmacık kemiğini kırdı Icardi'nin. Çıktı mı kırmızı kart? Yok. Verildi mi penaltı? Yok. Daha 20. dakikada penaltı, kırmızı kart, 5'lik olacaksın. Hala utanmadan, sıkılmadan konuşuyorlar. Hangi yüzde konuşuyorlar onu da anlamış değilim yani. Bakın, gerçekleri gören, ben yanlış yoktur demiyorum. Galatasaray cephesinde de yanlış vardır. Ama bunlar tek taraflı değil. Gerçekleri gören, adam gibi kabul edenlere hiç sesim yok. Hiç sözüm yok. Eyvallah. Olabilir. Galatasaray lehine de hata yapılmıştır. Aleyhine yapıldı. Karşı tarafa yapılıyor. O oluyor. Ama tek taraflı böyle ağlayarak, sızlayarak mi yeter lan. Yeter artık. Yeter. Ayrıca bir sohbet yapacağım onunla ilgili. Şimdi şu Galatasaray tatsız bitirdi ya da Parma maçı muhabbetine bir gelelim arkadaşlar. Galatasaray biliyorsunuz Parma ile Avusturya'da son maçını oynadı. Maç 2-0 Galatasaray'ın mağlubiyetiyle bitti. Burada da ekranda gördüğünüz gibi
Galatasaray Icardi'li kadrosuyla oynadı. Daha sonra işte Batshuayi de oyuna dahil oldu. Batshuayi, Icardi bir arada oynadı. İşte ne bileyim Ziyech, Zaha oynadı. Mertens oynadı. Defansta Nelson vardı, Abdülkerim vardı. Yani ideal kadro sahadaydı. Ama arkadaşlar şunu da kabul etmek gerekir ki Galatasaray takımı hiç şüphesiz yoğun, ağır bir çalışma döneminden geçiyor. Milli takımdaki futbolcular da, onlar da yeteri kadar hem dinlenme fırsatı bulamamışlardı, hem de çalışma koşullarına çok da ayak uyduramadılar. Ama bütün bunların hepsini bir kenara bırakalım. Önce şu gerçeğin altını çizelim. Bir, en önemlisi, Galatasaray şu anda Türkiye Ligi'nin arkadaşlar, Türkiye Ligi'nin tartışmasız uzak ara en iyi takımıdır. Her bakımdan. Teknik bakımdan, kalite bakımdan, oyuncu tecrübeleri bakımından, oturmuşluk bakımından, hoca bakımından Galatasaray bir defa tartışmasız en iyi pozisyonda. Galatasaray'ın tek bir şu anda şikayeti var ya da sorunu var. Birileri dışarıdan, özellikle dış kaynaklı kulübün, camianın içerisinde kaos çıkarma, kriz çıkarma, Galatasaray'ın işleyen, tıkır tıkır işleyen düzenini bozma peşinde. Bunu kimin neden için yaptığını ben daha önceki sohbetlerde anlattım. Burada tabii bu krizi, bu kaosu önleyecek olan kişi Dursun Özbek'tir, ama başkan da bu konularda yetersiz kalıyor, eksik kalıyor. Hal böyle olunca da diyecek çok fazla bir şey yok. Ama şu anda Galatasaray'ın teknik ekibine mümkün olduğu kadar yardımcı olmak lazım. Neye ihtiyaç varsa onu gidermek lazım. Bir sonraki sohbetimizde anlatacağız. Galatasaray'ın acilen neye ihtiyacı var, nasıl olması gerektiğini orada anlatacağız. Ama burada arkadaşlar yine Parma maçına geleceğim. Şimdi deniliyor ki işte Parma maçında şöyle oynadı da böyle oynadı da, işte onu denemenin zamanı mıydı da, bunu niye koymadı da, şunu niye işte bize göstermedi falan filan. Arkadaşlar bir defa bunu söyleyenler boş konuşuyor. İyi ki Galatasaray 2-0 kaybetti. Evet, hiç kimse mağlubiyeti istemez. Ama ben diyorum ki iyi ki kaybetti 2-0. İyi ki Okan Hoca böyle özellikle ikinci yarıda çok deneme yaptı. Gençlere varana kadar oyuna soktu, aldı, çıkardı. İşte bilmem onu orada denedi, öbürünü diğer kanatta denedi. Sağa solda, solu sağda, önde, arkada, işte gördünüz. Hadiseyi gördünüz. Niye bunu böyle yaptı derseniz, arkadaşlar Galatasaray eğer Parma'yı yenmek için sahaya çıksaydı o Parma'yı yenerdi. Takır takır çıkardı, aslanlar gibi ona göre mücadelesini verirdi, yenerdi. Galatasaray bir hazırlık maçı oynuyordu, bir deneme maçı oynuyordu, bir prova maçı oynuyordu ve bunu herhangi bir şekilde sakatlık yapmadan arkadaşlar. Hatırlayın, geçen sene Galatasaray o Hull City denen bir takımla maç oynama gafletinde bulundu ve kasıtlı olarak Torreira'yı nasıl sakatlanmışlardı ve Torreira kaç hafta oynamamıştı. Üstelik de en önemli maçlardı. Bir, Okan Hoca ne diyor? Diyor ki arkadaşlar en önemlisi diyor sakatsız, kazasız, belasız diyor bir maç oynadığımız için diyor memnunum, mutluyum diyor, değil mi arkadaşlar? Bu çok önemli. Şimdi bunu bir defa çok önemseyeceğiz. Bakın Okan Hoca'nın söylediği burayı bir görelim arkadaşlar. Diyor ki Okan Hoca, ana amacımız takımımızın maç kondisyonunu diyor hazırlamaktı. Sakatlık olmadan çok şükür kampı geçirdik. Oyun olarak ilk yarı biraz daha iyiydik. Yani Parma maçındaki oyundan söz ediyor. İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık. Hep söylüyorum, bunlar hazırlık maçı, doğruyu yanlışı göreceğimiz maçlar diyor arkadaşlar. Şimdi burası çok önemli. Demek ki Okan Hoca doğruyu yanlışı göreceğimiz maçlar diyerek ve de işte gerçeği anlatıyor sizlere. Sakatlık olmadan, herhangi bir sıkıntı olmadan ne oldu? İki Avusturya kamp dönemi büyük bir başarıyla tamamlandı. Şimdi ayın 3'ünde, 3 Ağustos'ta Jimnastik Kulübü'yle Galatasaray Süper Kupa için oynayacak. Bu maça kadar Galatasaray'ın önünde yine eksiklerini giderme, çalışma fırsatı var. Hatta yoğun çalışmadan dolayı
tahmin ediyorum 1-2 günde bir izin olacak. Dinlenme olacak, bir güzellik olacak. Sonra el ele verecekler. Florya'da arkadaşlar çalışmalara devam edilecek. 3 Ağustos akşamı da Galatasaray Jimnastik Kulübü ile maçını oynayacak. Bu maça Galatasaray, bakın arkadaşlar, yani o jimnastik kulübüyle oynayacağı maça bir şekilde arkadaşlar en güçlü, en ideal 11 ile çıkacak ve çok rahatım. Emin olarak da söylüyorum ki kupayı da alacak Galatasaray. Ama bu maça bir şekilde Galatasaray'ın son durumunu rakibe göstermemek gerekiyordu. Böyle hazırlanmak gerekiyor. Parma maçında Galatasaray tüm oyun anlayışını, tüm uygulayacağı taktiği, kimi, nerede, nasıl, ne şekilde oynatacağını göstererek çıksaydı, Parma'yı da 3-0 yenseydi çok fazla bir şey kazanmış olmazdık. Ama Galatasaray'ın şifrelerini birilerine göstermiş olurdu Okan Hoca. Bunu yapmadı. Örnek şimdi şöyle diyelim. Yeler değil mi? Yeler acaba bu maçta sağda mı oynayacak, solda mı oynayacak? Mesela en basitini söylüyorum. Acaba Okan Hoca Icardi ile Batshuayi aynı anda mı oynatacak? Ne bileyim 10 numarada Mertens'i mi kullanacak? Ziyech'i mi kullanacak? Ziyech Zaha aynı anda mı oynayacak? Torreira'nın yanında kim görev yapacak? Berkan mı görev yapacak? Dayı Kerem mi görev yapacak? Bunu ideal bir şekilde eğer orada gösterseydi, kesin ve net bir şekilde gösterseydi doğru olmazdı. Barış Alper nerede görev yapacak? Kaç dakika oynayacak? Nasıl oynayacak? Yani demek istediğim Okan Hoca arkadaşlar bir bakıma Galatasaray'ı sakladı. Parma maçında Galatasaray'ı sakladı. Galatasaray'ın sırlarını, o oyun anlayışını birilerine göstermedi. Birilerine koz vermedi. Ben bunun böyle olduğundan eminim. Ve şu futbolculara maç öncesi çok net bir şekilde söylendi. Aman riske girmeyin, aman sakatlık olmasın, aman bir sıkıntı olmasın. Bunlar önemli, çok önemli. İşte söylüyorum, geçen sene Hull City maçında Torreira'nın başına gelenler. Ama şimdi Galatasaray o dönemi kazasız, belasız, sıkıntısız geçti. 2 Avusturya kampı, 5 hazırlık maçı, 3 mağlubiyet, 2 galibiyetle bitti mi? Bitti. Tamam kardeşim, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ötesini koyun bir tarafa. Efendim şimdi birileri çıkmış ki bakın o yorum yapanlara bakın. Birileri, bazıları Galatasaraylı görünümlü, Galatasaray düşmanı hainler. Geçin onları, ciddiye almıyorum. Bir de aslan kaplan muhabbeti yapan, tarafsız geçinen ama suyun karşı tarafına, jimnastik kulübüne hizmet eden tipler. Bunlar yorumcu. He? Adamın ne olduğu belli. Hangi takımda futbol oynamış, kimin değirmenine su taşıyor belli. Çıkmış utanmadan, sıkılmadan Galatasaray'ın futbolcularını eleştiriyor, değerlendiriyor. Arada bir tane iki tane olumlu cümle, ondan sonra hepsi negatif. Hepsi böyle kafa karıştırıcı, iğneleyici. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Böyle yorumlar yapılıyor. Biz bunları yemeyiz. O yüzden arkadaşlar bu tür kişilerin yaptığı yorumlara asla değer vermeyin. Okan Hoca Parma önünde son derece rahat ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Sakatlık olmadı, sıkıntı olmadı. Kazanılsa o şekilde kazanılırsa kazanılırdı. Ama şunu gördük, oyun anlayışını gördük Galatasaray'ın. Daha doğrusu belirli futbolcuların hangi pozisyonda olduklarını, ne olduklarını gördük. Zaha'yı gördük, Ziyech'i gördük arkadaşlar. Mertens'i gördük, Icardi ile Batshuayi'yi gördük. Berkan'ı gördük, Dayı Kerem'i gördük. Göremediklerimiz var. Gençleri gördük. Bunlar önemli bir provaydı. Önemli deneyimler. Bunları göreceğiz. Maç kaybedilmiş. Kaybedilmiş. Adı üstünde hazırlık maçı. Niye oynanıyor bu maçlar? Dediğim gibi adı üstünde hazırlık maçı olduğu için oynanıyor. Ve de oynandı. Gayet güzel bir şekilde bitti. Galatasaray'da kazasız, belasız,
herhangi bir şekilde sıkıntı doğurmayacak şekilde Avusturya kampını tamamlayarak yurda döndü mü? Döndü. Önemli olan bu. Okan Hoca burada işte görüyorsunuz ne söylüyor. Bunu da buradan anlattıktan sonra bakın şu formanın bu babayı da ne kadar da yakıştığını görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Buraya geleceğim. Bu bambaşka bir şey. Buna da geleceğim arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu bir sohbet. Nasıl 10 gün önce neler söylüyor? 10 gün sonra neler söyleniyor? Nasıl takla atılıyor? Nasıl bir takım kişilerin oralarının buralarının oynadığını göreceğiz. Şimdi Galatasaray'ın işte burada ideal 11 ile ilgili herkes kendine göre bir takım yorumlar yapılıyor. O oluyor, bu oluyor. Ama dediğim şu anda Galatasaray herhangi bir şekilde hiç kimseye bir bilgi vermeden, herhangi bir şekilde Galatasaray'ın şifrelerini kimse çözemeden arkadaşlar Süper Kupa maçına çıkılacak. Şimdi geçelim yine aynı yere gelelim Galatasaray'ın başlığı ile ilgili arkadaşlar. Hani diyordu ya Galatasaray tatsız bitirdi diye. Evet Galatasaray tamam tatsız bitirdi. Bu transfer muransfer hani aşağıda işte Galatasaray'ın aslanın Latin aşkı Matin aşkı oraya geleceğim. Devam edelim bakalım var mı maçla ilgili başlık. Maçla ilgili çok fazla bir başlık. Evet işte gördüğünüz üzere Galatasaray Parma maçını 2-0 kaybetti. Bu maçı asla ve asla kafanıza takmayın. Genelde bir arkadaşım aramıştı. Tabii hasta da Galatasaraylı. Ya ne olursa olsun biz her maçı kazanacağız da yenil ne demek? Niye yenildik kardeşim? Ya yenildinse yenildin ne olacak yani? Galatasaray için diyorum önemli değil bu yenilgi. Bu yenilginin önemi yok anlatıyorum. Okan Hoca diyorum Parma maçında Galatasaray'ı sakladı kardeşim sakladı. Boş ver şifreler çözülmesin. Yeni oyun anlayışı görülmesin. Hangi futbolcu ne durumda ne olacak bunlar görülmesin. Bak 3 Ağustos akşamı göreceksin Galatasaray birilerinin üstünden geçtiği zaman anlayacaksın neyin ne olduğunu dedik. İşte Dubois'u orada oynattı bilmem ki Dubois gidecek sonuçta. O gidecek bu gidecek. Şurada eskiden bir fotoğraf var arkadaşlar. Şimdi evet Okan Hoca işte. Okan Hoca neyin ne olduğunun farkında. Okan Hoca'nın kafasının derinliklerinde şu bakışının arkasında bile nelerin gizlendiğini biz biliyoruz. Daha işte öbürü Broncos'muş, Mourinho'ymuş, Gorun'uymuş. Daha bunlar Okan Hoca'yı tanımıyorlar, bilmiyorlar, görecekler. Okan Hoca'nın kim olduğunu, ne olduğunu, Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu üzerinden Galatasaray bunların geçtiğinde anlayacaklar. Bu işler öyle palavrayla, lagalugayla olmuyor. Galatasaray İyi bir hazırlık dönemi geçirdi arkadaşlar. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdi. Yapılması gerekenler yapıldı. Alınması gereken dersler alındı. Şimdi en önemlisi bakın arkadaşlar bunun önemini ne kadar büyük olduğunu anlatmak için söylüyorum. Sakatlık olmadı, bir sıkıntı olmadı, üzücü bir hadise yaşanmadı. Evet Galatasaray'ın idari bakımdan, yönetim bakımından sıkıntıları var. Belirli kaoslar oluşmuş durumda ama bunlar futbol takımına inşallah Okan Hoca sayesinde pek yansımayacak ve Galatasaray ki ayın 3'ünde oynanacak maçtan sonra Galatasaray hemen ayın 3 9'unda da 9'u akşamı 9 Ağustos Cuma akşamı da Süper Lig'deki ilk maçını yine Ali Samiyen'de bu defa arkadaşlar Hatayspor'la oynayacak. Sonra peşinden Konyaspor deplasmanı var. Konyaspor deplasmanının ardından da Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalabilme adına playoff maçını oynayacak. O zaman rakibi işte belli olacak ama Galatasaray'ın yani önünde arkadaşlar 3 maçlık hatta 4 maçlık güzel bir maraton var. Önce Süper Kupa, sonra arkadaşlar ligde oynanacak olan Hatay, ardından Konya deplasmanı, 2 lig maçı etti mi 3? Dolayısıyla bu 3 maç. Ha 3 maçın ardından da arka arkaya oynanacak olan playoff Şampiyonlar Ligi'ne o kalma maç oynanacak. İşte önce ayın 20'sinde sonra da 27'sinde mutlaka bu maçlardan da Galatasaray alnının akıyla çıkacak.
Biz gerçek Galatasaray'ı, beklenen, arzulanan Galatasaray'ı istekli, arzulu, coşkulu futboluyla bu maçlarda görüyor olacağız. Galatasaray bu maçlarda işte sezona kupayla başlayarak sonra lig maçlarında 3'er puan, Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçını oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne kalma başarısı ve ardından Galatasaray tüm eksiklerini gidermiş vaziyette yoluna hakikaten en güçlü şekilde devam edecek nokta diyoruz. Tekrar şunun üstüne basarak söylemek istiyorum. Okan Hoca, kadro seçimi, oynanan futbol, bunları parma maçı, mağlubiyet vesaire üzerinde asla ve asla durmayın. Galatasaray doğru yoldadır. Galatasaray Türkiye Ligi'nin en oturmuş, en güçlü takımıdır. Dolayısıyla hiçbir sorun yok. Sadece transferde sadece atılacak iki adım var, iki hamle var. Onu da bundan sonraki sohbette anlatıyor olacağız. Galatasaray'ın transferde ne yapması gerektiğini, neye ihtiyacı olduğunu, nelere ihtiyacı olduğunu elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce anlatacağız. Ama arkadaşlarımdan biliyorum, parma maçı ile ilgili yapılan yorumlara, değerlendirmelere, kötü niyetli yorumcu geçinen yalakalara, bir takım yalayıcılara asla itibar etmeyin. Onların söylemlerine takılarak Galatasaray'a, futbolculara, hocaya, ona buna laf söylemeye hiç gerek yok arkadaşlar. Bir yerde işte bak gördük, Icardi'yi gördük, Batshuayi'yi gördük, şöyle böyle işte öbürü bilmem ne, yok Yeler nerede falan. Bunların hepsi hikaye. Bunlara hiç itibar etmeyin değerli kardeşlerimiz. Son cümlemiz, Okan Hoca parma maçında gerçek Galatasaray'ı biraz sakladı, biraz frenledi. Nedenini zaten anlattım. Beğenmeyi, paylaşım yapmayı, abone olmayı da lütfen unutmayın değerli kardeşlerimiz. Ve tekrar unutmayın ki Galatasaray çok doğru yolda gidiyor. Gayet iyi gidiyor. Hayırlı, güzel, başarılı bir kamp süreci başlatıldı. Devam etti ve de arkadaşlar bitti. Buna şükredelim. Geçen seneyi hatırlayın. Geçen sene bu vakitlerde Torreira sakat. Bakın. Torreira kasıtlı sakatlanmış, Icardi yok, Zaha yok, Ziyech yok. Bugünkü anlamda bir Barış Alper yok. Kimin ne olduğu belli değil. Elinde bir Jelert'in yok. Sol bekin sıkıntılı. Dolayısıyla Sanchez'in yok. Yoklar içerisinde ne yaptın yine? Şampiyonlar Ligi'ne kaldın mı? Kaldın. Şimdi bunların hiçbiri yok. Artı üstüne üstlük son derece etkili, kesin, net biçimde çalışmalar yapılıyor. Bambaşka bir Galatasaray için arkadaşlar adımlar atılıyor. Onu bundan sonraki sohbette sizlerle paylaşacağım. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.